Nokta TV'den herkese merhaba. Bu yıl 16.sı düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'ndayız. 22-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen bu fuarda yazarlar okurlarıyla buluşuyor. Feyza Hanım merhabalar. Onur yazarı olarak buradasınız. Öncelikle bununla ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Onur yazarı olmak tabii ki çok onurlu bir iş. Kendimi ödüllendirilmiş sayıyorum. Ankara tarafından böyle bir ödüle layık görülmek, Eylül Fuarcılık tarafından bu ödüle layık görülmek beni gururlandırıyor açıkçası. Çok mutlu oldum, çok sevindim. İnsanın yazma emeğinin bu şekilde değerlendirilmesi, bütün çabasının boşa gitmediğini gösteren bir ölçüt. O yüzden de mutluyum. Efendim, buradaki ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz ilgi var mı? Fuarda aslında bu kadar ilgi bile beklemiyordum. Çünkü hala ne yazık ki pandemi sürüyor ve hala ölüm haberleri alıyoruz. İnsanların biraz daha uzak duracağını, hatta benim de kişisel olarak bu yaşta uzak durmam gerektiğini düşünüyordum ama artık galiba çok bıktık. Biraz da sosyalleşmek istiyoruz. Kitabı da özledik diye düşünmek istiyorum. O yüzden olsa gerek beklediğimden daha kalabalık buldum. Daha büyük bir ilgi olduğunu düşünüyorum fuara. Umarım bu ilgi sadece bir özlemden dolayı değildir. Sürüp gider, artarak sürer hatta. Efendim, son olarak edebiyat dünyasına baktığımızda günümüz yazarları hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Edebiyata kısa bir bakış açınızı rica ediyorum. Günümüzde edebiyata ilgi epeyce yoğun. Genç yazarlar harıl harıl yazıyorlar. İşlerinde kalıcı olan var, olmayan var. Çıkacaktır yani kaçınılmaz olarak. Herkes yarınlara kalma arzusuyla böyle bir istekle yazıyor ama ne yazık ki zaman eliyor. Bizim kuşağında kimileri bırakacağını, kimleri bırakacağını, kimleri eleyeceğini bilmiyoruz. Buna da zaman karar verecek. Ama edebiyata ilgi hani sanal aleme rağmen ya da pek çok caydırıcı olmasına rağmen yazı bağlamında edebiyata ilgi sürüyor. Kaldı ki sesli edebiyat diye bir şey de var artık. Onlar da epeyce etkin biçimde sürüyor. Dolayısıyla genç kuşak haldır haldır geliyor. Ahmet Bey, bu yıl 16.sı düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'ndasınız. Acaba ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz fuarı? Türkiye en kriz döneminde bile kitaba bir biçimde ilgi duyan bir topluluğu ve toplumu oluşturdu. Kitlesi, okur kitlesi tabii daha çok genç kesim, üniversitede öğrenciler ağırlıkta. Ama fuarın tabii böylesi hafta sonları daha kalabalık, hafta içi daha tenha oluyor. Çünkü insanlar işlerinde bulunuyorlar. Kitap fuarının açılması ilgiden çok bir kent kültürünün yerleşmesi anlamında önemlidir. Çünkü kentler sadece binalarıyla, arabalarıyla değil, o kentte yaşanan kültür ve sanat aracılığıyla kent kültürünü ve kentli olurlar. Bu bakımdan fuar iyi görünüyor şimdi benim gördüğüm kadarıyla.